da bu məsələ ilə bağlı çox maraqlıdır ki, yazırlar ki, cəbhə axıcı sizi o məsələdə müdafiə eləməyib, tək qoyub. Hansı məsələdə? Bu saxlıq söhbətində. Elə bir söhbət olmuşdu, yəni təşkilat sizi müdafiə eləmir. Təşkilat mənim nəyimi müdafiə edir? Təşkilat bilir ki, saxlıq baş nazir mağazası yox, satıcısı yox. Baş nazirin funksiyonu gələn şeyləri nazirliklərə verməkdir. Mən onu kənd təsərrüfat nazirinə vermişəm. Xalçaqası mənim nəyimi müdafiə edəcək? Hər halda oxşarlığı var, ona görə ki, sizin də uzun müddət xalç cəbhəsində münasibətləriniz belə görünür ki, sərin olur. Yoxsa necə ola bilər? Gərəkah sizin evinizdə, içli dışlı... Əslində, xalç cəbhəsində o şeyləri çox qaynatmaq istəmir. Hökumət tərəfdir ki, məni çox sevməzdir, xalç cəbhəsində çox sevməzdir. Mən hiss edirəm ki, qaynatmaq istəmirsiniz, amma bu da qaynar qazan da. Qaynar qazan olduğuna görə qaynatmaq istəmir, yoxsa mən bunu da qaynadarım. O da belə bir şeydir. Cəbhədə mən tirəliklər görürdüm, tərəflər görürdüm. Fərqli dəstələr. Fərqli dəstələr görürdüm. Biz qarşı çıxırdıq bu düşünlərə. Məsələ olan qaynaqlanır. Bu kimsəyə də ehtiyacım olur. Bu qarşı çıxırdığı şeyi Əbülfəz bəylə məsləhətləşirdiniz mi? Deyirdiniz mi? Çox şey demirdim Əbülfəz bəyə. Çünki Əbülfəz bəy mənim dostum idi. Amma çox cəsarətli qərar alacaq birisi deyildi. O mülayim bir insan idi. Hər şeyi sakit həll etmək istəyirdi. Amma o zaman sakit edəməsin. Bir məsələni söyləyeyim, ən çox konuşulan məsələ budur. Elçin Bey mənə dedi ki, ilk qurultayı keçirəcəyiz. Mərdəkanda keçirəcəyiz. Təsis toplantısı. Cəbhənin yaradılmasından söhbət edir. İlk qurultayı dedim, bir təsis toplantısını keçirəcəyiz. Və Mərdəkanda. Dedim ki, bəy, harada Mərdəkanda? Bir yer dedi. Sonra dedi ki, bilir misin, sən başqa bir yer hazırla, ora qoymaya bilin. Rəhmətli Ağamalı Sadiq var. Biz yaxın olmuş Ağamalı Sadiq ilə. Ağamalı Sadiq ilə bərabər gəldik, mənim elmi rəhbərim var, Səməd müəllim. O 6-cı mikrorayonda qalır. Səməd müəllim gəlir, o 6-cı mikrorayonda böyük bir palatkadan qurulmuş bir şey var. Xeyşəri. Xeyşər, ora gözəldir. Dedim Səməd müəllim, bunun haçarını bənə ver. Dedi ki, haçarı şeydədir, Mamet Dünya Maliyevdir. Mamet Dünya Maliyev, adını da söylüyorum, görüşə bilirsin. Politeknikdə çox savadlı bir matematik müəllimdir. Həmə Xeyşəri evin nasarı onda? Onda da. Məllim idi, politeknikin məllim idi deyə ona vermişlər herhalde. Getdim, dedim ki, Mamet müəllim, bu haçarı bənə ver, nə yapacaqsın? Sorurum dedim. Dedim ki, Sabir Rüstəm xanının doğum günü, doğru keçirəcək. Dedi, Sabir Rüstəm xanının doğum günü, burada niyə keçirdirsiniz? Restoran, Sabir tanımış adam. Dedim ki, xalç cəbhəsidir. Ona görə restoranda yer vermədi filan. Uydurduq bir şeylər. Haçarı bizə verdi. Metronun önündə hər kəs yığışıb, səhər tezdən, saat 9-da gəlir. Dedilər ki, polislər kəsib belə, şeyə buraxmırlar bizə. Polis bilib, buraxmırlar. Polis deyir ki, Mərdəkana gedəməzsiniz. Bizim də yerimiz orada Mərdəkanda, məşələ, o tərəfdə, bu zorna tərəfə gedirik. O yolda belə bir şey idi. Biraz mübahisə elədik, bilə-bilə polislərlə, bu gedəcəyi filan olmaz dedilər, düzüldülər, arabalar gəldi, motosikletlər gəldi, buraxmadılar bizi. Tamam dedilər, bəy, olsun, gedən, evdə yaparız. Polislər rahat oldu. Biz də benim arabamın önündə, maşının önündə gedirik. Geldi 6. mikrofonda döndük, o palatkanın yanında açtık, girdi içeri, toplantı başladı. İlk, demek o tesis... Yani o Ağamalı Sadiq'in evi değil. O, ya canım vurdu. Orada ev değildi ki orada. Çünkü elə, bəzən elə deyirlər ki, Ağamalı Sadiq'in evində qurulur xalç cəbhəsi. Hayır, o xalç cəbhəsini tesis konferansında Elçi Bey'in sədri olduğu günü o zaman Elmira Qafarova idi, isimli yanlış deyə bilər. Elmira Qafarova idi deyəsən. O gəldi, çadırda oturdu, benim yanımda oturdu. Çox da mülayim bir xanımefendi idi. Artık işten keçmişdi, cemaat her tarafı sarmışdı, artık polis bir şey diyemezdi. Bu yeri gelmişti, bu meseleden danışırıqsa bir sizin de bir bilgiye mənim ihtiyacım var. Əbülfəz Yekbəyin orada seçilmesinde problem olub. Evet. Hatta elə bir təhlükə olub ki, Əbülfəz Bey seçilməyə bilərmiş. O necə olub? Hətta Köçərin Ağabəyli bir dəfə bizə müsahibə verəndə demişdi ki, biz
zorla seçti Yavuz Fez Bey. Böyle bir şey demişti. Yok, o da zor filan olmadı. O zaman ben daha yetkili hissediyorum kendimi. Çünkü ben Nezaret Komitesi'nin sedriydim. Bu idare heyeti var. Evet, Nezaret Tertiş Komisyası'nın sedri. Hala kurulmamıştı ama biraz açık söylesem, kurultayda toplantıdan bir gün önce, gece, yani seyahatçı olacak, İshak Ember bize geldi eve. Dedi ki, Recep Bey, Elçi Bey, sedir, bu 15 kişi heyet üzüyor. İdare heyetini üzüyor. Yani bir gün evvelden buna planlaştırılmış. Evet, komiser gibi. ama o şey dedi ki, orada ses köy olmasın, rahat geçsin diye. Sen Nezaret Komitesi'nin sedri, bu 5 adam da üyesi. Baktım adamları, hamısı akademiyeden yine, 5 tane akademiyeden. Olsun dedi. Çünkü ben biz kendime güvenirim. Kim olur olsun. Bu toplantı başladı. Toplantını Abbas Abdullah sedriyeydi. Abbas Abdullah rahmetliydi. Böyle bir duydum. Gelip rahmete. Abbas Abdullah. Abbas Abdullah yazar var ya, Ukrayna Büyükelçiliği falan da yaptılar. Türkiye'de konsul da oldu. Evet, bilmiyorum, Türkiye. O rahmete gelip, Allah sana rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi birisiydi. O Halk Cephesi Aksakallar Şurası'nın üzvüydü. Yani o şey de oldu. Toplantını başladık. Orada iki şey söyleyeyim. Bilmem ne dediler demediler. Bir, Leyla Yunusova'nı seçme istemediler. He, ilk idare heyeti. İlk idare heyeti. Orada ben tesir ederim. Hayır, seçilecek dedim. Ben bir şey dinledim. Meldim kimi daha şey. Seçtiler. Sebebi de buydu. Tecrübe yok. Bir neçe kadın olsun. Çünkü bize dünya çıkacaksa böyle olması. Bir de Rus dilinde tanışıyordu. Evet, Leyla Hanım'ın beynihal yaralgeleri yakışıydı. Evet, Leyla Hanım'ın idare heyetinin üzü olmasını birinci ben orada söyledim. İkinci, Elçi Bey sedir olanda Zerdi Şehzade itiraz ederdi. Artık Elçi Bey seçilmişti. Böyle çıktı orada, yapıştı böyle bir şeyden, böyle bir hareketlerle falanlarla. Dedi ki, Elçi Bey'in babası çoban mıydı filan kişi. Dünya bunu tanımaz. Zerdüş değil. Evet, ama Semih Turgul tanınmış adamıydı. Yusuf Bey olsa bizim işimiz kolay olur. Yusuf Bey de oturup orada. Sesi çıkmıyor. Ben de... Könlünde varmış da. Herhalde varmış. Dedim ki, Yusuf Bey, sen sedir olmak isteyir misin? Sakin ol. Ve seyirsin dedim. Genelde ben de mikrofonu tuttum. Dedim, olmak isteyir misin? Dedi, yok. Bitti bu kadar. Böyle oldu. Yani çok şey olmadı ama onun Zerdüşt'le bir şeyler var. Her oldu, tesir olup da. Allah rahmet eylesin Yusuf Bey. Farklı bir adam mıydı? Reşat Vagifoğlu, bu da bizim tanınmış jurnalistlerdendi. soruşur. Öten il FETÖ meselesi ortaya çıkanda mətbuatda giren bir yazıda qeyd edilirdi. Hazırda Tiflis'te yaşayan müxalifətçi Daşkın Ağalarlı öz Facebook səhifəsində bu barədə yazıb. O qeyd edib ki, AXC Nəsimi rayon şöbəsindən silahdaşı olan İslam Səmədov vasitəsilə Gülən cəmaatını hələ 89-cu ildən tanımağa başlayıb. 90-cı illərdən sonra isə o vaxt AXCP üzvü olan Pecan Fərzəliyevin Yasamal rayonunda olan mənzilində cəmaatın təmsilçiləri ilə geniş söhbətin iştirakçılarından biri oldu. AXCP-nin Fətullah Gülənlə əlaqəsi olduğunu vurgulayan ağalarla hətta ex-prezident Əbülfəz Elçibəyə Fətullah Gülənlə məktub gətirdiyini də qeyd edib. Bu baş veribmi? Bir şey anlamadım. Fətullah Gülənlə Elçibəyə məktub. Yani siz bu hafta bilirsiniz mi? Məlumatınız var mı? Ben bir şey söyleyeyim. Güya sizin evinizde de güvençilerle görüş olup cephe rehberliğini. Nasıl? Kaç yaşındasın? Nesimin yaşındayım. 48. İlk defa Türkiye'den gelen tayyare yanınızda mı? Ne kadar kurban kesildi o tayyarenin önünde? Kim gelirdi kurban kesildi? Biz Türkiye'den görende biz ne bile ediyor? Kim olursun Türkiye'den gelir? Gelenlerin içinde bu FETÖ'cüdür, bu FETÖ'cü değil diye. O zaman biz bunu nereden bilebilirdik? Şey, mantığını alamadım. Yani Sovyetler Birliği'nden ayrıldı ve Azerbaycan daha çok dinine yakınlaşan bir halde FETÖ'cü de gelebilirdi, İran'dan da birisi gelebilirdi, hükümetten de gelebilirdi. Ama Fethullah Elçi Bey'e yazı mı verdi, Elçi Bey'e yazı mı verdi, bunu bilmiyorum. O hakta məlumatımız yok. Yok, Elçi Bey zaten Türkiye'de çok istiyorlar. Bir de Elçi Bey dürüst birisiydi. Mesela Çatlı'nı duydunuz mu? Ben. Elçi Bey'e burada sual verdiler. Sen Çatlı'nı gördün mü?
Hayır, ne gördüm, ben onunla oturdum, sohbet ederdim dedim, benim dostum uydu. Doğru, doğru söylerdi. Şimdi elçi bey onunla mektup almışsa, elçi bey bazen konuşturup öyle hesaplamaz. Ama zannetmiyorum onların öyle bir şey olabilirse. Ya o zaman diyemezdik bu fetva. Ama sonra Azerbaycan'da mektepler açıldı. Ben böyle duydum. Fethullah Hoca'nın Fethullah mektepler açıldı. Ali mektep oldu, Kafkas Üniversitesi oldu. Yani bunlar elçi bey mi açtı? Yok, Heydar Aliyev. Heydar Aliyev'in onların hakkında çok müsbət sözleri var. Sosyal şəbəkələrdə yayıldı da. Hətta münasibətləri də var idi deyəsən şəxsən. Ha, bu cümləni çox da bilmədim. Bu tənqid mi eləyir? Yəni elçi bey niyə bu adamla tanışır olub, niyə məktub alır? Yoxsa nə demək? Daşqın ağalarla iddia edir ki, Əbülfəz elçi bey Fətullah Güləyindən məktub gətirilib. Deyir, sizin məlumatınız var mı? Və sizin evdə görüşü olub cəmaat təmsilçiləri ilə. Ya bizim evdə, ya, bu gizli bir şey deyil ki. Avtobusla o zaman da şeyden gelenler, teyarenle gelenler büyük kısmı bizim madem, eve gelirdi. Ve madem siz zaman zaman öz evinizde yatmalı yer tapa bilmeyip size de ben burada da burada. Ha, daha bir ileri gelip bana bir telefon geldi. Dedi ki Becan adına görüşürüz. Ve ama hisseler bir Türk'te. Evet benim dedi. Dedi biz gelmişiz İntris'in önündeyiz. Gittim. O Maral Hanım bindeki Türkiye'de tanınmış. Akşener. Akşener. Bayar Celal'ın torunları. Celal Bayar. He. 3-4 tane kadınlar filanlar. Ha, oraya gelip. Azerbaycan'a geldiler. İntrisulara yer verilir. Kızları, kadınların hepsini eve getirdim. Zerna Hanım'la beraber. He. Bu insanlar yaz günü, hava sıcak. Ha, siz de kaldınız. O zaman ben ne bileyim ki kim Fetoş'tur, kim nerede filan. Türkiye'den geldi bu kadar. Bir Türk sevgisi var bizim için. Yani Meral Akşener sizin evin o misafirlerinden biri oldu. O zaman da olup yine bir salamımız var, sabahımız var. Kendi zerneğimle görüşür, tanışır. Her şeyde görüşürüz biz. Sormadan da özüm alabilirim. Bu MHP dahilindeki bu gruplaşmalar, bu Meral Akşener, Devlet Bahçeli arasında olan münasibetler, Ümit Özdağ. Siz bu meselenin hansısa tarafında var mısınız yoksa ümumiyyətlə bu şeylere karışmaz? Çalışırım karışmıyorum. Çünkü ben bir bilim adamım, araştırmacıyım. Benim araştırma yerim, biraz farklı bir yerde. Ona göre de çok oraya siyaset sokmuyoruz. Türkiye tələbə göndermek projesi niye baş tutmadı? Böyle bir sual var. 56 tələbənin Türkiye... Naxçıvan'dan mı? He. Sizin o zaman... Orada bir yanlışlık var. Ben o 56 tələbəni Kıbrıs'a gönderecektim. Rahmetli Rauf Dektaş'la da konuşmuştum. Sonra ben Naxçıvan'dan ayrıldım. Kimse o... Bu da onu deyirlər ki, tələbə göndərmə projesi niyə baş tutmadı? Çünki ben ayrıldım Naxçıvan'dan. Ha, həmin tələbələr Gülen məktəbləri üçün seçilmişdi. Gülen hərəkatını ne zamandan tanıyır? Deməli o Kıbrıs'a göndərilmək. Hayır, Kıbrıs'a getməliydi. Ben Kıbrıs'ın fəxri vətəndaşıyım. Yeri gəlmiş ki, siz Kıbrıs'ı tanıyıbsınız. Naxçıvan olarak başladı. Naxçıvan'da başlandı mı Kıbrıs'ı tanıyıb? Necə risk edib siz o qərara? Yani ona Heydər Əliyev nə deyib o vaxt? Heydər Əliyev o tür şeylərdə bir çəkingən idi. Ama riskli qərardı çünkü. Riskli qərardı öyle. Ben de təcrüb edirim. Niye tanımışsınız? Ama Yunanistan Qarabağ'ı tanıya bilər onda. Siz Qarabağ'a gedə bilir misiniz? Yok. Ne istəyirsin? Tanıdın oldu, tanımadın oldu. Reallıqda kaçırsınız yani. Kaçma. Eğer yani Azerbaycan kadını tanıya bilər. Bir toprağı becermişsiniz. Ekmirsiniz. O toprak senin değil. Kaçırıp bağırmayın. Gidersiniz sizin olur. Üstünde ölen varsa vatan. Evet. Bu doğrusu bu. Bir. İkinci, Yunanistan buranı tanıyacak, şunu tanıyacak, bunu tanıyacak, ben tanımayın mı? Bir gerçeklik var. Orada bir insan var mı? Ordusu var mı? Merkezi var mı? Dili var mı? Cumhurbaşkanı. Dövbe her şeyi var. Bir bitirip. Şu anda Birleşmiş Milletler Teşkilatı onu tanıyır. Yunanlılar mı, adalar, tabi birleştirme isteyirler. Belki de sizin tanımanız daha faydalı olabilir. Ama bir düşünce de tanımıyoruz. Niye tanımıyorsunuz? Hükümetin adından gel-